Türk'üm. 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 Doğruyum. Doğruyum. Çalışkanım. Çalışkanım. İlkem. İlkem. Küçüklerimi korumak. Küçüklerimi korumak. Büyüklerimi saymak. Büyüklerimi saymak. Yurdumu. Yurdumu. Milletimi özümden çok sevmektir. Milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm yükselmek. Ülküm yükselmek. İleri gitmektir. İleri gitmektir. Ey büyük Atatürk. Ey büyük Atatürk. Açtığın yolda. Açtığın yolda. Gösterdiğin hedefe. Gösterdiğin hedefe. Durmadan yürüyeceğimi ant içerim. Durmadan yürüyeceğimi ant içerim. Varlığım. Varlığım. Türk varlığına armağan olsun. Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. İYİ Parti Zonguldak İl Örgütü tarafından Sahil Park'ta basın açıklaması düzenlenecek. Basın açıklamasını andımızın okunmasıyla başlanırken İYİ Parti sözcüsü Selim Biçer, çağdaş ve modern eğitimle birlikte eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması her zaman olduğu gibi öncelikli talebimizdir dedi. 2023-2024 öğretim yılı bugün çalan ilk ders ziliyle başladı. Eğitim politikalarını önceleyen ve Cumhuriyet değerlerimizi ülkemizin bekası için her daim içselleştiren İYİ Parti mensupları olarak bugün tıpkı burada olduğu gibi 81 ilimizde eş zamanlı olarak sahalardayız, alanlardayız, karşınızdayız. Şunu özellikle belirtmek isteriz ki çağdaş ve modern eğitim ile birlikte eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması her zaman olduğu gibi öncelikli talebimizdir. Bıkmadan, usanmadan her türlü mecrayı kullanarak her fırsatta bu talebimizi haykırıyoruz. Çünkü ülkemizin temel sorunu budur. Bugün de içinde bulunduğumuz eğitim sistemi ne yazık ki birey yetiştirme değil, seçmen yetiştirme üzerine kuruldu. Önce köy enstitülerinin kapatılmasıyla başlayan ülkemiz eğitimindeki erozyon, son 22 yıl içinde çok sayıdaki köy okullarının kapatılmasıyla da derinleştirildi. Müfredat düzenlemesinin Cumhuriyet değerlerinden uzaklaştırılarak yapılması, yukarıda sözünü ettiğimiz gizli ajandalı bir kurgunun hayata geçirilmesi amaçlıydı. Ve Türk eğitim sisteminde bilinçli bir yozlaştırmayı beraberinde getirdi. Yargı kararına rağmen keyfi bir uygulama ile andımızın yasaklanması dahi milli eğitim ideallerimize vurulan en ağır darbelerden biri olmuştur. Çocuklarımızın ne mutlu Türk'üm diyene diye haykırmasından rahatsızlık duyanların gerçek niyetinin kimliksiz bir zihniyete sahip kulakulluk eden bağımlı bireyler yetiştirmek olduğu net biçimde anlaşılmıştır. Eğitimde temel felsefe nitelikli eğitimin yolunu açmak, fırsat eşitliğini sağlamak, devlet güvencesiyle parasal eğitime geçiş yolunda çalışmalar yapmak, sonuç itibariyle liyakat sahibi gençler yetiştirmek olmalıdır. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızda milli bilincin ve ulusal değerlerimize aidiyet duygusunun güçlenmesi için yargı kararına rağmen yasaklanan andımız tekrar bütün yurt sathında okutulmaya başlanmalıdır.